var. Bu videoda Binance üzerinden vadeli işlemler yaparken takip eden zarar durdurup nasıl kullanılır, ne işe yarar onu göstereceğim. İş süren stop mantığını zaten daha önceki videolarda anlattım. Bunun nasıl aktive edileceği ve işlem başında olmadan bunu nasıl çalıştırıp kullanabileceğimizi göstereceğim. Şu an herhangi bir işleme girelim. BNB'ye örnek veriyorum. 5x ile şu anki fiyatından longladım. İşlemim düştü. Burada zaten kar al zarar durdur bölgelerinden işlemleri yapabilirsiniz. Şu an ben BNB'yi 313.120 fiyatından longladım. Buna ben iş süren stop koymak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Sağ üstten takip eden zarar durdura tıklıyorum. Ve longladığım için buradan sat kısmında yapacağım. Aynı zamanda işlemde olan bir fiyatı takip etmek için de buradan yalnızca azalt tuşunu seçmeliyim. Eğer bunu seçmezsem elimdeki bakiye kadar beni ters işleme sokacak. Ben bunu istemiyorum. Yalnızca azalta bastığımda kaç tane 0.27 adet BNB'yi takip edecek? %100 yapıyorum. Anlık bildirim oranı. Fiyatı yüzde kaç geriden takip etsin? Ben buraya 0.1'den %2'ye kadar, %5'e kadar hatta yazabiliyorum. %5 fiyatı %5 geriden takip eden bir zarar durdur koymak istiyorum. Aktivasyon fiyatı yazmadığımda, bunu da fulllediğimde sat dersem açık emirler kısmına şu andan itibaren anlık bir aktivasyon fiyatı yazmadığım için şu andan itibaren fiyatı %5 geriden takip eden bir iş süren stopum oldu. Şimdi bunu kapatıyorum. Ben bir de fiyat belli bir seviyeye geldikten sonra iş süren stopum çalışsın istiyorum. Bu sefer de %0.5 geriden takip etmesini istiyorum. 313.12'den longladığım için biraz kâra gitsin. Ondan sonra ben iş süren stopum açılsın istiyorum. $316 yazdım buraya ve yine yalnızca azalt tuşu seçiliyken bütün BNB'lerimi iş süren stopla takip ettiriyorum. Sata bastım, %0.5 geriden takip eden $306'lara ulaştığımda iş süren stopum aktif olacak. Sata bastım. Burada $306'ların üzerine çıktığında veya eşit olduğunda iş süren stop %0.5 geriden fiyatı takip edecek. İş süren stopu ayarlarken kaldıracınıza çok dikkat edin. Örnek veriyorum, ben şu an %0.5 ile takip ediyorum ve 5x açtım. Yani çarpı 5 %2.5 yapıyor. Yani ana paramı %2.5 geriden, yani PNL'imi %2.5 geriden takip etmiş oluyorum. Ama mantık olarak iş süren stop fiyatı geriden takip ediyor. Bunu kaçırmayın. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben bu işlemi kapatıyorum. Aynı zamanda buraya sallıyorum. 320'de kar al yaptım. 310'da da zarar durdur yaptım. Onayladım. Benim buraya diğer işlemlerim de düştü. Benim kar alım veya zarar durdurum çalıştığında otomatikman pozisyonum kapatılacak. Ben şu an pozisyonu kapatıyorum. Yani kar al veya zarar durdur çalıştı diyelim. Açık emirlerde BNB'deki iş süren stopum hala aktif oluyor. Yani bu şu demek oluyor. Ben 0.27 BNB longladığım için şu fiyata geldiğinde 0.27 BNB shortla demiş oluyorum. Yani sat demiş oluyorum. O yüzden işlemi kapattığınızda tekrar buraya gelip bunu iptal etmeniz lazım. Yani siz kar al bölgesine geldikten sonra da pozisyonunuz kapanmış olabilir veya stop da olmuş olabilirsiniz. Sabah kalktığınızda fiyat yükselmiş olur ve bu tepeden size short açar. Ve fiyat yukarı giderse bu sizi zarara uğratır. O yüzden işlem kapandıktan sonra eğer iş süren stopla işlem kapanmadıysa açık emirler kısmında iş süren stop duruyor. O yüzden bunu kapatmanız lazım. Kapatmazsak ne olur? $316'lara geldiğinde BNB 0.27 kadar shortlanır. Olay bu. İş süren stop çalışırsa eğer bütün emirleriniz iptal oluyor. Ama takip eden zarar durdur veya zarar durdur veya kar al emri çalışırsa veya piyasadan veya limitten satarsanız bütün emirler kapanır. Sadece iş süren stop kalır.
O yüzden işlemden çıktıktan sonra bunu kontrol etmekte fayda var. O yüzden bunu da buradan iptal ettim. Artık tamam. Bunu artık nasıl kullanırsınız, nasıl yaparsınız size kalmış. Short işlemdeyken de bunu yapmak tam tersi.